Türkiye'de ikincisi düzenlenen Solucan Gübresi ve Organik Yaşam Sempozyumu Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlendi. Arsuz Kaymakamlığı, Arsuz Belediyesi ve Arsuz İlçe Tarım Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Arsuz bölgesinde solucan gübresi üreticileri Gülten Alkaya, Mehmet Altun, Sinan Kirmit ve Ali Göktaş gibi işletmecilerin katkılarıyla gerçekleşen sempozyum büyük ilgi gördü. Kimyasal gübreler ve kimyasal ilaçlarla, ağır metallerle zehirlenen toprağın yeniden eski işlevini ve organik tarıma uygun hale gelmesi için Türkiye'de birkaç yıl önce başlayan solucan gübresi üretimi yaygınlaşarak oldukça büyük ilgi görüyor. Sempozyum devam ederken katılımcılara torbalar halinde solucan gübresi dağıtılarak denemeleri sağlandı. Solucan gübresi üretiminde otorite, bilim insanları ile üreticilerin konuşmacı olarak katıldığı Solucan Gübresi ve Organik Yaşam Sempozyumuna Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, solucan gübresi işletmecileri ile bölge çiftçileri katıldı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha yaptığı konuşmada Türk tarımının güçlenmesi, gelişmesi, verimliliğinin artması açısından solucan gübresi üretimini çok önemsediklerini belirterek bölgede yepyeni bir sektör olarak iş hacminin büyümesini de desteklediklerini ifade etti. Bu sempozyum tam tarım kenti olan ilçemizde çok ciddi bir önem arz etmektedir. Solucan gübresi üretimi Avrupa'da uzun süredir kullanılmakta ve üst düzeylere üretim gelmiş bulunmaktadır. Ülkemizde ise yaklaşık son 2 yıldır ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu temiz bir çevre, doğanın korunması açısından yıllardır kullanılan kimyasal zirai ilaçlardan etkilenen tarımımızın bu gübre kullanımıyla çok ciddi bir şekilde rahatlayacağını ve organik tarımın yapılacağı, çevremizin daha temiz olacağı bir gerçektir. Tabii bu konuyla ilgili duayen isimler burada, onlar bilgi verecekler. Ama bu üretimin yaklaşık 10 noktada ilçemizde yapıldığını biliyorum. Dolayısıyla bilgi görüyor. Bu sempozyumun bu üretime ciddi katkı sunacağını, buradaki ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Şimdi tarım kenti olmamızın yanı sıra biz aynı zamanda biz turizm kentiyiz. Dolayısıyla burada ürettiğimiz ürünlerin organik olmasının yanı sıra çevrenin korunması ile turizm kenti olma yolunda ilerleyen Arsuz'a ciddi katkı sunacağını da düşünüyorum. Çünkü bu şehrimizin yapısı, gerek büyükbaş gerek küçükbaş hayvanların üretiminin yoğunlukta olduğu ilçemizde bu üretimin büyümesi ve gelişmesi yönünde katkı sunacağını düşünüyorum. Ben tekrar bu sempozyumu düzenleyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'da yaptığı konuşmada organik yaşam ve organik gübre çocukların geleceği için de ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek solucan gübresi üretimini yakından takip ettiğini söyledi. Bu an teşriflerinizden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Organik yaşam, organik gübreler bizlerin olduğu kadar çocuklarımızın da torunlarımızın da geleceği için hayati öneme sahip bir konu. Açıkçası böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugünkü konumuz benim de açıkçası ilgi duyduğum ve yakinen takip ettiğim, zaman zaman üreticileri de yerinde gezme fırsatı bulduğum bir konu. Gelişmekte olan bir sektör. Ama tabii burada daha önemli olan bunun doğru bir şekilde yapılması, yetiştiriciliğinin doğru bir şekilde yapılması, dolayısıyla çıkarılan gübrenin, çiftçiye verilen gübrenin de kaliteli, değerleri bakımından iyi bir gübre olması, bilerek ya da bilmeyerek çiftçinin bu anlamda kandırılmaması ve dikkatli bir şekilde ilerleme sağlanması. Aksi takdirde yanlış uygulamalar sektörün daha başlamadan son bulmasına da sebebiyet verebilir. Bu çok önemli bir konu. Onun için bugün burada bu konuyu eline boyuna
masaya yatırmak için birbirinden değerli hocalarımız ve bu işle ilgilenen, üzerinde çok araştırma yapmış kişiler sizlerle çok değerli bilgilerini paylaşacaklar. Benim sizden de bu noktada istirhamım, onlardan merak ettiğiniz her konuyu detaylı bir şekilde sorup burada fırsat elimize geçmişken en iyi şekilde bu sektöre girmektir. Bugün kendileri yetişemediler. Açıkçası Sayın Milletvekilimiz Orhan Bey'i de teşrif edeceklerdi, beraber gelecektik ama bir programdan dolayı yetişemediler. Ancak ben sizlerin adına bir hususu kendilerine birazdan ileteceğim. Büyük ihtimalle bisiklet şampiyonası da var bugün ilçemizde. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ortak düzenlediğimiz bir birinci etap şampiyona yarışları birazdan ilçemizde start verilecek. Oraya yetişebilirsek oraya gelecek. Orada sizler adına şunu ifade edeceğim. Konunun önemli bir anı, kendisi de bir ziraat mühendisi olduğu için hem solucanın yetiştirdiğini hem de gübrenin teşviki için Tarım Bakanlığı'nın mümkünse teşvik kapsamına aldırılması için sizler adına bir ricada bulunacağım. Çünkü bu konuyu önemsiyoruz açıkçası. Gelebilmiş olsalar da buradan ilerleyecektim ama yine de ileteceğim. Bu konferansın aynı zamanda ilçemizde düzenlenmiş olması da ayrı bir anlam taşıyor bizim için. Dışarıdan gelenler için söylüyorum. Varsus öyle bir yer ki hem deniz turizmiyle, hem balığın hem kalitesiyle, hem doğa turizmiyle, hem de çok verimli tarım arazileriyle, tarımsal çeşitliliğiyle bu işin belki merkezi diyebiliriz. Aramızda seracılarımız da var. Bizim yaklaşık bir 5-600 dönüm kadar muz seramız var. Bölgenin tamamını hesaplarsak belki Türkiye genelinin %30'a yakını maydanoz üretimi bölgede tedarik ediliyor. Turunçgiller, narenciye çeşitleri kesinlikle en güzel şekilde üretimi yapılıyor. Zeytinimiz, dünyaca kaliteli zeytinimiz var. Bir mikroklima iklim sayesinde bir bölgemizde çok kaliteli kayısı yetişiyor. Narımız aynı şekilde. Dolayısıyla tarım adına Arsuz'da ne ararsanız var. Onun için de bu seminerin, bu konferansın burada düzenlenmiş olması da bizim için ayrı bir anlamlı. Merhabalar. Adım Dursun Yaz. 2 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. İşimiz solucan gübresi. İşimiz gübre. Doğal yaşam, doğal kalite, organiklik, organik gübre. Bütün yaşantımız bu. Buyurun. Solucan gübresi Türkiye'de henüz yeni. Çok ne vaat ediyor solucan gübresi organik tarım adına? Toprağın kalitesi zirai gübrelerden, zirai ilaçlardan zehirlenmiş. Sürekli ağır metaller yüklenmiş toprağı toparlamak Türk tarımı için umut verici bir gelişme midir solucan gübresi? Hayır, şöyle söyleyelim. Şöyle başlayalım konuyu. İsrail bugün kimyasalı tamamen yasakladı. İsrail'de bugün 2016 yılında kanser vakası sadece 6 kişi. Bugün bizim mahallede en az sayısı. Ama aynı kimyasalları dünyaya ve Orta Doğu ülkelerine satan İsrail değil mi efendim? Aynen öyle. Kendisinde tamamen 1945'te yasaklandı. Kimyasalı kullananı vatan hainliğiyle suçluyor. Fakat şu anda kimyasalı en büyük üreticisi İsrail. Şimdi gelelim organikliğine, gübremizin faydasına. Bu gübremiz tamamen organik olduğu için, toprak düzenleyici bir madde olduğu için bizim buna ihtiyacımız var. Bitkinin direncini arttırması, bitkinin dökümünde fazlalaştırması, kalitesini arttırmasına en büyük etkendir. Hepsini geçtik, topraklarımız artık çölleşiyor, artık kuraklaşıyor. Bu solucan gübresi, bu toprağın tek çaresi. Bunu bilmek lazım. Yaygınlaşıyor mu? Çiftçinin ilgisi ne durumda? Hangi oranda çiftçi bölgeler itibariyle ne kadar ilgi gösteriyor solucan gübresine? Şimdi şöyle söyleyelim, şu anda Türkiye'de solucan gübresini çok bilen bir üreticimiz yok maalesef. Biz bunun için gönüllü olarak hem ilde ilçede bu tarz seminerler yapıyoruz ve bu solucan gübresini vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz.
kesinlikle ve kesinlikle en azından çiftçimiz bir kereye mahsus tarlasının arasında değilse de bahçesinde bunu denesin, mahsulünü alsın, mahsulün kalitesini görsün, ondan sonra mutlaka ve mutlaka bize gelecekler. Bir ton solucan gübresi için kaç milyon solucan ne kadar süre çalışmak zorunda? Şimdi bu biraz göreceli bir rakamdır. Ortalama. Gübre üretmek kolay değildir. Gübre yemimizi solucana ilk verdiğimizde bir 6 ay geçmesi gerekiyor ki gübreyi elde edebilelim. Yani ilk önce 6 ay gibi bir süreç gerekir. İkincisi 1 milyon solucanla takriben yaklaşık olarak alacağınız yıllık fazla diyelim. Ama bu solucan sayısı da artıyor. Yani hakikaten göreceli bir rakam. 5 ton civarında bir gübreye tekabül edebilir. Bir yılda 1 milyon solucan, solucanların sayısı da gün içinde artıyor. Evet. Ve ortalama, yani yaklaşık olarak laboratuvar ortamlarında bu 16 katına kadar solucan sayımız çıkıyor. Fakat bizim üreticilerle, yeni başlayanlarla 16 katı demeyelim de minimum 10 katına kadar solucan sayısı çıkabiliyor. 100 bin ile başlayıp yıl sonunda 1 milyon rakamların üstüne çok rahatlıkla çıkabiliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz konuya alakadarlarınızı anlıyoruz. Bunu yaptığımız başka bir yer var mı? Beni kaç kişiyle görüştürebiliriz? Yani en azından adam olarak kaç metre olmuş. Buna vesile olan insanlar benim solucan...